yolda hareket halindeyken yaklaşık 10-15 metre mesafedeki işte çöplüğü. Hani tabii ki sayılar mümkün değil ama sürede göre her battaniye üzerine çekiyorsunuz. Şu kısımlarını boy yapıyorsunuz. Bir birinci diğerini çekecek. Bir de bazısınız gibi çok çok tersi gidiyor. Bazı bir kişiler neden aracı darbe çekmediğinde bunları kullanmaya sakın. İşte çeşitleri işte şeylere, kablo bir şeylere sürüyorlar. Parasını ihtiyacına. Naylon kuşası telç kaldı. Ondan sonra kısa bir süre sonra da öldü. Öldüğü gazetelerde yayınlanınca o olaya tanık olan insanlar gazeteyi bir şey bekliyorsa hasta artı destek noktasından kavranır. Bu destek noktaları nerelerdir arkadaşlar? Boynu, sırtı, beli, hemen karşısının altı, dizlerinin üstü ve diz altı bölgesidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu altı destek noktasından hasta kavranırsa bu hastalık asla boynu, omurgası zarar görmez arkadaşlar. Için mizometriyi ön saflarda aramak çok önemlidir arkadaşlar. Neyse geçtik. Geldim masalarına. Birinci yerinde mi diye kontrol ettim. Uygulama yapacağımız flaşlarımız bunlardır. Bunlar uçkun için durur. Ama tabii hocamızın önceden bahsettiği, içeride özellikle söylediği, bunların çökme özelliği vardır. Bir çıkamasa dedik, yanlarından geçeriz. Bunu uygulayacağımız zaman ince sprey bölümünü alarak sadece otlara temas edecek şekilde yapıyoruz bunları. Bunun ucunda da yine ayarlar var. İstersek uzağa, istersek daha yakın, istersek bir şekilde yapabiliyoruz. Arkadaşımız şu anda tam bir ilaççı modunda yani. İsmim Müfki Yavaş. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü'nde biyosfer sorumlusu, eğitim sorumlusu olarak görev yapıyorum. Şu ana kadar 450 kişiye ilimizde bu eğitimi uygulayarak sertifika verdik. Bu eğitimde öğrencilerimizin ülkemizin toprağını, suyunu, havasını korumalarını, içindeki canlıları korumalarını, insanlara, hayvanlara zarar vermeden nasıl biyosefer uygulayacaklarını öğretiyoruz. Talas Belediyesi'nden yardım istedik. Bize görsel olarak araçlarını göstermesi ve kısaca anlatmasını istedik. Sağ olsun kabul ettiler. Uygulama yapacağız. Sonra ekibi dağıtacağız. Bu yardımlarından dolayı Talas Belediyesi Başkanımıza ve görevlendirdiği arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum.